Kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere ortaöğretim kurumlarımızda okutulan 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. ünitesinin sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapmaya başlıyoruz. Boşluk doldurma sorularımızla başlayalım değerli arkadaşlar. 1. yere sadece Yüce Allah'ın sahip olduğu başka hiçbir varlıkta bulunmayan özellikleri ne diyorduk? Zati sıfatlar. De ki o Allah'tır, tektir, o samettir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresindeki Samet ismini buraya getiriyoruz. İstiğfar sözle, tevbe ise fiili olan bağışlanma isteği biliyorsunuz. Estağfurullah diyerek. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İnsanın Allah'a isteklerini arz ederek onun lütfunu dilemesine tövbe denir değerli arkadaşlar. Yapmış olduğumuz herhangi bir hatadan dolayı bilerek ya da bilmeyerek. Klasik sorulara devam edelim. Allah'ın varlığını bir delille açıklayınız diyor. Biliyorsunuz birkaç tane delil işlemiştik. Gaye, nizam delili falan. Bu delillerden birisi değerli arkadaşlar gaye ve nizam delili. Bunu açıklayalım. Bu delil dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışır. Kainatta var olan her şey bir ölçü ve ahenk içindedir. Hücreden insana, atomdan galaksilere kadar mükemmel bir düzen işlemektedir. Ve ayette de biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık ayeti buna işaret eder. Buraya gaye ve nizam delilini biz yazdık. Siz diğer delillerden de yazabilirsiniz. İkinci soru, yedinci sorumuz, insan Allah'ı nasıl tanıyabilir? İnsan bir yandan kainat, diğer yandan da Kur'an-ı Kerim'in sunduğu bilgiler üzerine düşünerek Allah'ın varlığına ulaşır, ona inanmaya başlar. Bu durum insan için önemli bir adımdır. Allah'a inandıktan sonra yapılması gereken şey onu doğru tanımaktır. İslam dini insanlara Allah'ı doğru bir şekilde tanıtmayı amaçlar. Çünkü Allah inancı doğru olmayan kişilerin diğer iman esaslarını sağlıklı bir şekilde kavraması mümkün değildir. İnanan bir kimsenin Allah'a yönelip ona gönülden bağlanması için zihin ve gönül dünyasının aydınlığa kavuşması gerekir. Bu da ancak Allah'ın güzel isimleri ve yüce sıfatları hakkında bilgi edinmekle olur. Yani değerli arkadaşlar biz Allah'ımızı duyu organlarımızla kavrayamayız. Onun zat ve sıfatlarını, zati ve subuti sıfatlarını ve esma-i hüsnasıyla Allah'ımızı tanıyabiliriz. İnsanın yaratıcıyla irtibat kurma yolları nelerdir diyor. Kıymetli arkadaşlar, Yüce Allah'a inanan kişi ona karşı derin bir sevgi besler. Bu nedenle ona yakınlaşmayı, değil mi? Yaklaşmayı arzu eder. Yüce Allah da insanın kendisiyle irtibat kurmasını istemektedir. Fezkuruni ezkurkum, ben anın ki ben size anayım demektedir. İşte insanoğlu Allah'la dua, ibadet, tevbe ve Kur'an okuma gibi yollarla Allah'la irtibatını kurabilir. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış amacı nedir? Değerli arkadaşlar, insanın yaratılış amacı öncelikle Allah'ı tanıması, ona kulluk etmesi, iyi ameller ortaya koyması, yeryüzünde bu yüzden tek sorumlu varlık insandır. Bu üç olayı gerçekleştirmesi gerekir. Rum suresi 18 ve 27. ayetlerde ele alınan temel konuları sormuş. Kıymetli arkadaşlar, ağırlıklı olarak ahiret inancının önemi, Allah'ın sınırsız kudretine işaret eden deliller, Allah'ın birliği ve şirk inancının çürütülmesi gibi konulara değinilmiş. Test sorularıyla devam edelim. Kendimize, dünyaya ve kainata baktığımızda mükemmel bir düzen ve ahenk olduğunu görürüz. Bu mükemmellik üzerine düşündüğümüzde bunun kendiliğinden ya da tesadüf eseri olmadığı sonucuna ulaşırız. Her şeyin sonsuz bir ilim ve kudretin tecellisi olduğu düşüncesi bizi tek bir yaratıcı inancına götürmektedir. Bu paragrafımızın ana fikrini soruyor değerli arkadaşlar. Kainatın tesadüfen oluşması mümkündür. Hayır. Kainattaki mükemmel sistem insan Allah inancına götürür. Evet değerli arkadaşlar. Biz gaye ve nizam delilleri ne yapardık? Kainata baktığımız zaman Rabbimizin var ve bir olduğunu bulabilirdik. Varlıklardan hiçbirine benzemez. O düşündüğümüz her şeyin ötesindedir. Yukarıda Allah'ın hangi zati sıfatından bahsediliyor? Muhalefetün lil havadis değerli arkadaşlar, hiçbir şeye benzememesidir yaratılanlardan. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile irtibat yollarından biridir? Selam vermek, Kur'an okumak,
Sabırlı olmak, ilim öğrenmek, tevekkül etmek, Kur'an okumak, dua etmek, tevbe etmek de ilmi irtibat yollarıydı. İnsanın Allah ile irtibatı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. İnsan aklının Allah'a ait tüm sıfatları kavraması mümkün değildir. Doğru. Yüce Allah insanı dünyada başıboş ve kendi haline bırakmamıştır. Tabii ki peygamberler ilahi kitaplar göndermiştir. İnsanlar dua ve ibadetlerinde Allah ile aralarında bir aracıya ihtiyaç duyarlar diyor. Hayır, bu şirk inancına müşrikleri de vardır. Bizde böyle bir şey yoktur. Cevap Ceyhan. Dua ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dua inanan bir insanın Allah ile irtibat yollarından biridir. Dua etmek için özel ve kutsal yerlere gitmek gerekmez. Sadece sıkıntılı zamanlarda yardım istemek için dua edilmez. İnsan bir aracıya gerek olmadan doğrudan Rabbine dua eder. Bunların hepsini size anlatmıştık. İnsanın dünyada yaptığı bütün dualar kabul edilir. Böyle bir şey söz konusu değil. Makul dualar yeri ve zamanı geldiğinde Allah tarafından inşallah kabul edilir. Kıymetli arkadaşlar, bir paragraf veriliyor. Bununla ilgili 16, 17, 18'i çözmemiz isteniyor. İmanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böylece iman sahibi kimselere Allah'ın vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için ibadet ve amel gerekir. Düşünce ve kalpten eylem ve davranış alanına yansımamış olan iman meyvesiz bir ağaca benzer. Kalbimizde parlatmış olduğumuz iman ışığının hiç sönmeden sürekli parlaması ve bu ışığın her an kuvvetini bir kat daha artırması ve böylece çevresini aydınlatması için ibadete ihtiyaç vardır. İnsan sadece inanılması gereken şeyleri tasdik eder, fakat ibadet ve diğer kulluk görevleri yerine getirmezse dine ve Allah'a olan bağlılığını yavaş yavaş zayıflar, günün birinde sönüp gider. Yani burada imanla amelden bahsediyor değerli arkadaşlar. Müslümanlar iman ettikleri dinin amellerini, eylemlerini yapmalılardır diyor. O yüzden bizler inandığımız dinin inanç esaslarını, işte iman esaslarını inanıyoruz. Ve daha sonra İslam inançları dediğimiz namaz, zekat, oruç, güzel ahlak, yani onların hepsini de yerine getirmeliyiz. İman davranışlara yansımadığı zaman nasıl sonuçlar ortaya çıkar diyor. O paragrafa göre yapacağız. İnsan sadece inanılması gereken şeyleri tasdik eder. Fakat ibadet ve diğer kulluk görevlerini yerine getirmezse dine ve Allah'a olan bağlılığı yavaş yavaş zayıflar, günün birinde sönüp gider. O yüzden ne yapacağız? Hem iman hem amel, ikisini birlikte yapacağız. Metinde belirtilen ideal bir inanca sahip olmak için neler yapılması gerekir? İbadet ve amel gereklidir. Düşünce ve kalpten eylem ve davranış alanına yansımamış olan iman meyvesiz bir ağaca benzer. Kalbimize parlatmış olduğumuz iman ışığının hiç sönmeden sürekli parlaması ve bu ışığın her an kuvvetini bir kat daha artırması ve böylece çevresini aydınlatması için ibadet yapmamız gerekir değerli arkadaşlar. İbadetlerinde en önemlisi namazdır. Günde 5 defa Rabbimizle irtibatı kurmamız lazım. İman etmek insani değerleri geliştirmede etkili midir? Tabii ki etkilidir. Evet diyoruz. Davranışa dönüşen bir iman meyve veren bir ağaca benzer. Herkes o ağaçtan istifade eder. Yapmış olduğumuz ibadetler çevresini aydınlatan bir ışığa dönüşür ve herkese fayda sağlar diyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, birinci ünitemizin sonunda yer alan değerlendirme çalışmalarını böylece tamamlamış olduk. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederek onların da bu bilgilere ulaşmasına vesile olabilirsiniz diyorum. Yeni derslerde, yeni ünitelerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.